Müvekkilim geçen yaz bir düğün törenine katılıyor. Kendisi davetliler arasında yer alırken gelin ve damat giriyor. Gelin ve damatın yürüme yolunda sağlı sollu volkan denen havai fişekler bulunuyor. Yalnız müvekkilimin bundan haberi yok. Diğer davetlilerin de muhtemelen çoğunun bundan haberi yok. Bu havai fişekler patlatılıyor. Bir tanesi patlayıp içindeki metal tablalardan bir tanesi müvekkilimin diz kapağına saplanıyor ve parçalıyor. O an için düşüyor. Zaten görüntülerde de var. Mekan sahibinin gerek patlamadan önce gerekse patlamadan sonra herhangi bir tedbir almadığı görünüyor. Zira ilk müdahale yine davetliler tarafından araçtan aldıkları ilk yardım ekipmanıyla yapılıyor. Mekan sahibinin ya da bu ışıklı, ateşli gösteriyi yapan kişilerin herhangi bir acil yardım ekibi ya da ekipmanı da bulunmuyor. O da zaten mevcut. Savcılık dosyasında da bu mevcut. Müvekkilimiz o gün apar topar hastaneye kaldırılıyor. Ardından bir dizi ameliyat geçiriyor. Tabiri caizse protez diz tekrar yapılıyor kendisine. Şu an için merdiven çıkamıyor. Normal sağlıklı bir insan gibi yine inemiyor. Doktorların raporlarına göre bundan sonraki hayatında hiç koşamayacak. Bu kazadan ötürü daha önce kira vermediği annesine ait bir evde otururken merdiven ip çıkamadığı için tedavi sürecinde kiraya çıkmak zorunda kalıyor. Kira bakımından da üzerine bir yük yükleniyor. Keza kazadan önce sahada çalışırken müvekkilim kazadan sonra oturarak çalışacağı bir işe geçmek zorunda kalıyor. Yani işini de değiştirmek zorunda kalıyor. Bundan sonra o iş yerinden çıktığı takdirde girebileceği işler de sınırlı hale geliyor. Yani ekonomik geleceği de tamamen etkilenmiş oluyor müvekkilimin. Hiç yaşamaması gereken bir olay hem de güzel bir günde yaşanmış ve bundan sonraki hayatı sonsuza kadar değişmiş. Ceza davamız henüz savcılık aşamasında, yani mahkeme aşamasına geçmedi. Burada inceleme devam ediyor. Maddi ve manevi tazminat davamız ise açtık. Bunlar şu anda devam ediyor. Daha yeni aşamada. Yani herhangi